Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin sabahı hayırlı ve bereketli olsun. Bugün tekrar dağ evimize gelip kalan inşaatımıza devam edeceğiz inşallah. Sizlerden fikir veren arkadaşlarımız var. Orada şu anda mı hindi besleyeceksin diye, şu anda beslenmez arkadaşlar artık. Bahara, ilkbahara girerken beraber almayı düşünüyoruz. Yani şu anda kış günü burada soğuk havalarda, karda, kırışta, yani evimizin içindeki doldurduğumuz sular buz tutuyor. Yani burada tepe zirve olduğu için aşırı bir soğuk oluyor. Onun için burada kışın bir şey besleyemeyiz. Kışın, baharın veya yazın beslediğimiz zaman, kış geldiği zaman köye indireceğiz. Tekrar buraya çıkaracağız. Yani buradaki beslediğimiz hindidir, tavuktur, tavuk yumurtasının köye baka oranla vitamini sizler de belirttiğiniz gibi çok faydası olur, çok vitaminli olur. Yani buradaki hindidir, tavuk yumurtasıdır, satmakta zorluk çekmesin. Çünkü tamamen dağda doğal yetiştiği için buraya yem falan çıkaramayız. Onun için burada tamamen doğal olacak. Yani insan sağlığına birebir organik denilen ürünleri burada üreteceğiz inşallah. Onun için de kendi kafamızdan, kendi fikrimizce bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah nasip olur da uygularız. Sizler de tabii yardımcı oluyorsunuz. Oradan şu şekil yap, bu şekil yap. En azından orada böcü börtüleri de yer diye söylüyorsunuz. Tabii akrepler, makrepler, tavuk getirdiğimizde muhtemelen artık onları taşların altından çıkarıp bizi de büyük bir şekilde rahatlatacaklardır. Öyle inanıyorum. Kedi de getiririz tabi o şekilde olursa. Yani herkesin kendi kafasınca bir düşüncesi oluyor. Bizim de kendi kafamızca kendimize göre projelerimiz oluyor. İnşallah bunları da hayata geçireceğiz. Sırtımızı da kayaya dayadık. Aslında burada kış günü güzel bir günlük kamp çadırı kurulabilecek bir yer. Şuraya güzel bir ocaklık yapacağım. Şöyle geniş ağaçlarla veya temelle gece kampı kurulacak. Tam sığınak bir yer. Evet, yolumuza devam edelim. Yolumuz uzun artık.
Evet, küllerimizi yine kovada biriktireceğiz. Sıva yaparken çamurumuzun içine bunları da karıştıracağız.
bizim kış yemeği pırasa yapacağız. Evde de yıkayıp geliyoruz. Burada önce malzemelerimizi doğrayacağız. Sonra da tavada, ocakta pişireceğiz. Pirincini de yapalım.
Küçük geldi ona. Büyük kapak koyacağız mecburen. Tavamızı küçük tavaya aldık. Büyük tavada kapayacak büyük kapağımız olmadığı için artık kaynamaya da geçti. 5 dakika sonra yemeğimiz hazır. Akşam oldu, artık köyümüzün ışıkları da yanmaya başladı. Havucumuzu yemeğe koymadık çünkü salata da daha güzel olur diye düşündüm. Salatayla beraber yiyeceğim havucumuzu da. Bir tane getirmiştim. İki tane olsaydı bir tanesini de yemeğe koydum. Ama bir tane olunca da artık salatanın içinde yiyelim dedik.
Evet, yemeğimiz hazır. Pırasamız. Yanına da bir salata yaptık. Havucu bir tane getirmişiz arkadaşlar. İki tane getirseydik bir tanesini de pırasaya koyacaktık. Bu da değişik bir salata. Tropikal salatası, Akdeniz salatası. Hafif meyveli dekorlu yapabiliyoruz bunu. Turistlere ikram ederken bu şekilde yapıyorduk. Yemeğimiz de maşallah güzel oldu. Suyu da havucu koymuş gibi domatesin suyuyla beraber onu elde ettik, o rengi. Tabi bu yemeklerimize genelde salça koymazsak daha güzel oluyor. Salça koyduğumuz zaman yemeğimizin biraz akımını ağırlaştırıyor arkadaşlar. Yani iştahı kesiyor. Domates olduğu zaman domatesle yapmak daha güzel. Artık yavaşça yemeğimizi de yemeye geçelim inşallah. Bugün sabah kahvaltıyla duruyorum arkadaşlar. Bu hem öğle yemeğim hem akşam yemeğim. Arkadaşlar şimdi çayımızı da içelim artık. Yavaşça köyümüzün yolunu tutacağız inşallah.
Evet, bugün de bir akşam oldu. Bugün de bayağı bir yorulduk. Tabi odun da getirdik bugün arkadaşlar. Kuruyan odunlardan yukarılara gidiyoruz artık. Tek tük değil, ipe sararak komple buraya getiriyoruz. Akşamları geçindiğim zaman şu aşağıya çukura iniyorum arkadaşlar, oradan muhtemelen geçit yerler var. Domuzların da geçen gün yine bu saatlerdeydi. Bu saatlerden biraz daha geç kalmıştım. Muhtemelen yavruları vardı. Devamlı bağırıyorlar yani, sanki böyle bir yaralamışın gibi de şeklinde acı acı bağırıyorlar. Herhalde yavrularını koruma için çevredeki kişilere de bağırarak korkutup kaçırtmaya çalışıyorlar. Tabi akşam oldu, o zaman da buraların sessizliği, ürkütücülüğü, sakinliği bir ayrı oluyor. Tabii ki akşamları daha bir güzel oluyor. İnşallah karlar yağmaya başladı o zaman daha güzel olacak. Şu anda burada karşıdan çekim yapıyorum. Yalnız sadece evin ışığını vurdurabiliyoruz. İnşallah ay başına kadar sipariş verdiğimiz büyük elektrik gelecek. Ortalama 600 metre uzaklığı ışıtıyor. Çok geniş alanda. İnşallah burada karlar yağar kadar güzel çekimler yapacağız. Sizlere de izleteceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Hepimizin akşamı hayırlı ve bereketli olsun. Artık kafa lambamızı da takacağız.